ben geldim. Çok kıymetli Ersin Öztürk'ün hatıralarını ve anılarıyla ilgili bir konuşma yapacağız. Sayın Ersin Öztürk. Ah, mansız, ah. Hep zor görevleri bana verirdin. Yine aynı görevi, zor görevi bana verecekleri hiç aklıma gelmezdi. O dönemin efsane gençlik kollarını yaratırken, beraberce yaratırken bizlere kare, dörtlü kare ismini takmışlardı. Bu dörtlü karenin kareyi ilk defteden keskin oldu. Şimdi de sen terk ettin. Peki geriye kalan iki bacak nasıl ayakta duracak? Bunu hiç düşünmedin mi? Bak, o gün mücadele verdiğin Türkiye'nin bağımsızlığı için mücadele veren, devrimci mücadele veren arkadaşların da buradalar. Seninle beraberler. Bu zor görevde her zaman bize yaptığın gibi bizi kulislerde atlattığında, ertesi gün karşılaştığımızda neden diye sorduğumuzda aklıma gelmedi derdim. Peki şimdi de atlattın bizi. Şimdi ne yapacağız biz? Mustafa Mansız akademide benim öğrendim. Bugünkü Anadolu Üniversitesi kampüsünün ağaçlar, çiçeklerle donatılmasında emeği olan öğrencilerimden biriydi. Öyle sanıyorum ki yeşile, yeşilliklerin Eskişehir'de gördüğünüz doğaya ilişkin bütün güzellikleri ona borçlu olduğumuzu söylemeliyim. Bugün hastaneden Keskin'deki evine ve Keskin'deki evinden buraya gelinceye kadar açılan bulvarların iki tarafındaki ağaçlar, yeni tomurcuklanıp yaprak açmaya çalışan ağaçlar adeta kendisine ihtiram duruşunda bulunuyordu. Çukurları açılmış, yeni ağaçların dikilmesini bekleyen çukurlar da mahzun bir vaziyette bizim korteji izlediler. Mustafa Mansız'ın hayatı pek çok gence örnek olmalıdır. Babacan, sevecen, emrinde çalışanları incitmeyen ve onlara daima kol kanat veren bir yöneticiydi. Dürüstlüğü, namusu her türlü mükemmeliyetin üstündeydi. Ve Mustafa Mansız için zaman denen bir şey yoktu görevde bulunduğu süreler içerisinde. Yetiştirdiği arkadaşları da öyle oldu. Onlar, ümit ediyorum ki bundan sonraki hizmetlerindeki Mustafa Mansız tam bir kamu hizmetkarıydı
tam bir Eskişehir hizmetkarıyım. Yüreğimiz dağlandı. Ciğerimiz parçalandı. Ama ne yapalım, takdir-i ilahi. Buradan öteye hiçbirimizin müdahale etmeye gücü yetmiyor. Ben kendisini şükranla anıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonraki kesişen yollarımız, öğrenci-hoca ilişkileri düne kadar devam etti. Sanıyorum öbür tarafta da devam etti. En sevdiğim el anılarımdandı. Ruhu şad olsun diyorum. Ve onu bu ebedi yolculuğa uğurlarken ona sesleniyorum. Mustafa, cennette çiçekler ve yeşillikler seni bekliyor. Rahat büyü, seni asla unutmayacağız. Allah rahmet eylesin. Huzurlarında camiye kadar götürecek. Lütfen zabıtalarımıza yardımcı olalım. Yardım et, ne dedim benim?